Vallahi yol ayrımından kaynaklı. Peki siz hangi istikamete gidiyorsunuz? Havaalanına. Ne kadar süredir bekliyorsunuz ışık? Vallahi yarım saatten beri gidemiyorum. 3 kilometrelik yol ama... Yolun bölünmesi olabilir ama yani yol bölünmeden önce de kalabalıktır burası. Bu kadar ışık bekleniyor muydu? Bekleniyordu ya, yani neticede burada bekleniliyordu. Yarım saat oldu. Yarım saattir ışık mı bekliyor? Evet. Nereye gidiyorsun? Demirtaş Mahallesi. Bundu taraf. Evet. Dakikadır. Nereye gidiyorsunuz? Kundu. Sürekli kullanıyor musunuz bu güzergahı? Evet. Evet. Turizm açıldığı için havaalanı yoğunluğundan dolayı kaynaklanabilir. Burayı kapattılar. Daha önce böyle bir problem yaşamıyorduk. Şu anda yaşamaya başladık. Sol şeritte de Kundu istikametine, Altıntaş istikametine giden bir yolun bölünmesi söz konusu ve daha sonra sinyalizasyon var. Çok öncelerinden hemen sapar sapmaz otelin önündeki göbekten itibaren ciddi bir yığılma söz konusu ve uluslararası dediğiniz Antalya Havalimanı'na siz yolcu bırakmaya geliyorsunuz veya almaya geliyorsunuz. Tabii bu yolcular toplu taşımayla, yani bizim acentalarımızın otobüsleriyle gelenler de var, bireysel gelenler de var. Nizamiye'de tabii ki kontroller de söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu kuyruk İster istemez ta ilk sapağa kadar devam ediyor. Ve şu anda dörtte bir neredeyse kapasiteyle turizm sezonu, şu andaki durumu böyle. Bunun gerçekten tam kapasiteye ulaştığını düşünürsek ve bu havalimanının büyüdüğünde kapasitenin daha da arttığını düşünürsek, ki böyle olacak, hemen bu anlamda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ağır vasıtaların genelde kullandığı bir yol burası. Dolayısıyla ağır vasıta belki 3-4 arabanın kapladığı bir hacmi kaplıyor. Dolayısıyla da bu yığılma çok hızlı bir şekilde artıyor. Şerit sayısı zaten az. Bir hayli önceden siz koparsınız şehir trafiğinden. Havalimanına girişin hem güvenlik açısından, hem itibar açısından, hem düzen açısından bir disiplini vardır. Antalya Havalimanı'nın bu disiplini maalesef girişte eksik. Bu şu anda belki can yakmıyor olabilir ama gerçekten uçak kaçırabilir gelen yolcular ve bunların gerçekten karşılanması belki finansal olarak çok fazla etkilemeyebilir insanları ama manevi olarak anlattığım şekilde ciddi bir sıkıntı yaratacağını ben düşünüyorum. Şimdi bu bölünmeyle birlikte Nizamiye'ye giriş sadece 3 tane kanal kalmış sağ tarafta. Dolayısıyla tabii ki tıkanma bence bu düzenlemeyle daha da arttı. Evet, şimdi havalimanı girişindeki düzenlemeye mecbur kaldık. Orada bir planlama yaptık, proje hazırladık. O projeyi de UKAME'den geçirdik. Şimdi sahada aplikasyonunu yapıyoruz. Bu proje niye bizi ilgimizi çekti? Yoğunluk var. Malum Antalya Havalimanı'nın girişi tek yerden, tek alandan giriş yapılıyor. Ve günlük inen uçak sayısı, taşınan yolculuk sayıları da belli. Çok trafik yükü getiriyor. Ayrıca bu Altıntaş bölgesi, Ermenek bölgesinde yeni başlayan yapılaşmalar buranın sirkülasyonunu arttırdı, araç sirkülasyonunu. Ayrıca havalimanı içinde ek yapım işleri var. Bunların kamyonların seferleri var. Bunlar da bir yoğunluk getiriyor. Dolayısıyla bu yoğunluğu taşıyabilmek için biz özellikle sola olan dönüşü örülme boyunu daha geriye çektik. Yaklaşık 30 aracın daha sığabileceği hale getirdik. Dolayısıyla doğru akımı etkilemeden sola dönüşleri rahatlatmak istedik.
Projeyi onun için hazırladık ama gözlemliyoruz. Oradaki yoğunluğu biliyoruz. Tabii ki bu yoğunluk bir anda olmadı. Hem turizm sezonunun öncesi hem Altıntaş bölgesinin alternatif yolunun olmaması ve bir de havalimanının inşaatı ile ilgili kamyon yoğunluğu. Ama bu yapacağımız 30 araçlık sola sığınma cebinin uzatılmasının orayı rahatlatacağını düşünüyoruz ve izleyeceğiz. Yok işte onu oradaki doğru akımı yani havalimanı giriş akımını sola dönüşlerini etkilememesini sağlayacağız. Bazı böyle düzenlemeler yapıyoruz trafikle birlikte. Trafiğin akımı çok önemli bizim için. Kesintiye uğramaması lazım. Sola dönüş yapacak araçların akımı kesmemesi gerekiyor. Bunun için fiziksel düzenleme yapıyoruz.